Aks TV Genel Yayın Koordinatörü Sinan Sallabaş'ın hazırlayıp sunduğu Samsun Nabzı programı gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Bölgelerdeki, beldelerdeki yöneticilerin yöneticilik formasyonlarının bu işe yeterli olmadığı ve daha iyi projeleri üretme konusunda biraz geri kalabileceği. Bunun için... Sallabaş bu hafta çok önemli bir konuyu ekranlara taşıdı. Samsun Nabzı'nın konuğu İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlk Adım Belediyesi'nin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurumsal kimlik kazandırma noktasında büyük bir mücadele vermemize rağmen istediğimizi tam almış değiliz. Ben istiyorum ki buraya kalıcı bir sistem oturtayım. Mesela bakın ne yaptık? Gözükmüyor dışarıdan belki ama güvenliği belli resmi hüviyete kazandırdım. Yani adam güvenlikçi değil, sivil bir kıyafetli bir adam. Güvenlikçi mi, kapıcı mı, bekçi mi ne olduğu belli değildi. Evet efendim. Bunu bir sisteme bağladık. Temizlik, iç temizlik vardı. Temizlikçi diye her köşede bir adam türemişti. Bunları ben üniformalı bir temizlikçi yaptım. Evet efendim. Sistematiğe bağladım. Giriş çıkışlar kontrolsüzdü. Bilgisayar ortamında giriş çıkışları yönetilmeye başlandı. İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Büyükşehir Yasası ile ilgili kaygılarını dile getirdi. Kaygım bu Büyükşehir Yasası ile ilgili, bütün şehir diyorlar, Büyükşehir. Kaygım şu, bu ikinci aşamada, üçüncü aşamalarda, ileri adımlarda şu olacak. Bölgesel yönetim aşağı yukarı şekillendi. Bakın, şöyle bakın. 72 milyon nüfusumuz var, 56 milyonu şu anda benim bildiğim rakamlara göre. Bu rakam 3 aşağı 5 yukarı olabilir yani sağlıklı olmayabilir ama 56, 54, 58 her neyse bu civarda bir insan büyük şehirde yaşıyor oluyor. Yani bölgesel yönetimlerde yaşıyor havasına. Ya Demirtaş'ın kentsel dönüşümle ilgili de açıklamaları vardı. Demirtaş, bizim ilçemiz eski bir şehir merkezi olması nedeniyle tarihi doku dışında değişime ihtiyacı olan ve kaçak yapılaşmanın en yoğun olduğu yerlerden birisi dedi. İlgili bizim ilçemiz eski bir şehir yerleşim yeri olması nedeniyle tarihi doku dışında çok değişmeye ihtiyacı olan, zamanında çok eski dönemlerde 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda beri kaçak yapılaşmanın en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi benim.